Bu anlamayla karşınızdayız sayın seyirciler. Hazırsanız herkes puanlarını versin. Buyurun hanımlar. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Didem senden başlayalım. Bakalım kaç puan verdi. Buyurun Didem Hanım. Sadece tatlını beğendiğim için bir. Bir kesinlikle puan. Birlik bir masa değildi. Benim masam da üşük bir masa değildi. Sadece tatlıyı beğendim. O yüzden. Masa düzenini beğenmediniz mi? Çorbayı, kıvamını beğenmediniz mi? Ama yenilmeyecek derecede bir çorbaydı. Bence kesinlikle değiştirmelisiniz. Ya neden değiştirmelisiniz bence. Çünkü ben size böyle bir yorum bulundum mu? Ama ben size bir vermedim. Çünkü menümde eksik yoktu. Çünkü lezzetliydi yemeklerim. Tatlımı beğendiniz, yemeklerimi beğendiniz. Ama eksik yoktu yani. Eksik menüye bir verilmeli. Eksik mi? Ama hiçbir olmamıştı. Sadece tatlıyı beğendim. Çorbanın kıvamı. Yani üzülerek verdim onu da. Gerçekten olmasını hiç isterdim ama. Hiç mi emek yoktu? Ben de emek verdim. Peki cidden birlik bir masa mı Didem? Hani menünün hepsi yetişmiş, sofra kurulmuş, saatte her şey yapılmış. Ama her şey hani yetişmiş. Emek kısmı yok mu sofrada? Hani en azından iki olsaydı bari. Yani bence... Hani şunu söylemek istiyorum. Cidden bir birlik masa değildi. Hani her şey yetişmişti çünkü. Yarın bir gün içlerinden bir tanesi çorbasını, tatlısını yetiştiremediğinde onlara kaç puan vereceksin? Çorbasını, tatlısını yetiştiremediğin zaman oradan bir puan kırarım. Ben sadece tatlısını beğendiğim için verdim. Ne karşılamasını... Bence birinciliğe oynuyorsunuz. Hayır, asla oynamıyorum. Ben zaten... Ya benim amacım birincilik olmak, birinci olmak değil ki. Peki cidden biri içine sindirdin mi yani? Evet. Ben kabul etmiyorum Kadir Bey. 3 saattir mutfakta ayakta sofrayı yetiştirdi. Ben sofra de yaşadım. Kuruldu. Ben de yaşadım. Ama sen yaşadın, senin verdim. Bunu daha iyi anlaman lazım. Yo, anlıyorum ama sadece tatlısını beğendim. Ona göre menü yapacaktı. Yaptığı yorumlarda bunu bekledik. Hiçbiri olmamıştı. Çorbayı içemedim. Yemekleri yiyemedik yani. Didem Hanım bir puan verdiniz. Rukiye Hanım'a çok büyük haksızlık yaptınız. Yani bana göre bu programda bir yemek yetişmezse, sofra evet. eksik gelirse verilen puandır. Evet. Bir onun içinde. Çünkü en kötü yani hepimiz insan olarak 2 saat o ayakta bekliyoruz, o heyecanı yaşıyoruz. O yüzden birlik olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ki ekrandaki seyirciler de mesela sen bir verdiğinde daha dün yarıştın, sen daha iyi bilirsin. Yani oradan da sana direktman sitem gelecek. Ben bunu da istemiyorum evet, asla. Evet, şöyle açıklayayım o zaman. Ben şu an 2 versem yani ben 3'ü hak ettim mi? Ben Rukiye Hanım'dan daha çok o zaman puan almam gerekiyor. Bence ben size hak ettiğim puanı verdim. Hak ettiğim puan 3 mü peki o zaman? Bence verdim. 3'tü tabii ki de 3'tü. Nasıl 3'tü? 3'tü. 3'lük bir masaydı. Benimki birlik bir masa. Lezzetli yapabileceğiniz bir yemek yapsaydınız veya da yemekleri... Bir tek Rukiye 3 vermedi yani diğerleri evet, de 3 verdi. Evet, onlara yetişelim. Hayır, onlar 4 verip sadece Rukiye 3 verseydi derdim ki evet Rukiye haksızlık yaptın ya da Rukiye'ye müdahale ama şimdi genel olarak üçleme vardı hepsinde. Onların masasında zaten onları da yemeklerine göre şey yapacağım ama sadece tatlısını beğendiğim için biri uygun gördüm. Yani çünkü sadece tatlıyı beğendim. Hafta boyunca 3'ün altında mı puan vereceksin? Hayır tabii. Şimdi, lezzetine yok göre. Masasında. Hayır, lezzetine göre vereceğim. Peki bu biri değiştirmek istiyor musun? Yok, değiştirmek istemiyorum. Ama yani çok da sıkıntı oluyorsa değiştireyim tabii. Benim için ben birinciliği oynamıyorum. Benim için sıkıntı bence yok. Bence kesinlikle ama birinciliği oynuyorsunuz. Ben, diğer günlerde hayır, aynı asla. Olacaksınız bence. O zaman siz de oynadınız. Didem Hanım, dün sizin soframıza verilen 3 puanı beğenmediniz. Bugün yaptığınız çok büyük haksızlıktı. En azından 2 puan verebilirdiniz. Sen bunu gene gel 2 yap. Ekranda da kötü görünmeni istemiyorum. Tamam yapayım. Çünkü sonra alttan da tepkiler geliyor. O kadar emek verdi, 1 puan verdi. Senin de kötü yorumlara maruz kalmanı istemiyorum. Tamam 2 yapayım ama yemeklerin hepsi lezzetsizdi. Hiç yani pişmemişti. Size göre. Peki. Yani Didem'den 2 puan geldi. Yonca Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. Kırmadığın için de teşekkür benim ederim. Benim Rukiye Hanım'a puanım 2. Peki 2 puan geldi. Aleyna buyur çevir puanını. Benim de Rukiye Hanım puanım 2. 2 puan geldi. Evet Rukiye kesinlikle, ne diyorsun? Kesinlikle adaletsizlik var. Herkes mi? Evet. Herkes mi adaletsiz yani? Evet. Peki son puan Meral Hanım'dan bakalım. Meral Hanım kaç puan verdi? Aleyna çok merak ediyor Meral Hanım'ın puanını. 3 puan geldi Meral Hanım'dan. Evet, adaletli Meral Hanım. Didem şimdi bayılacak arkaya evet. doğru. Masadaki yorumları hiç beğenmedim. Özellikle Didem Hanım'ın hiç beğenmedim. Çünkü kesinlikle kendi gününe oynuyor. Birinciliğe oynuyor. Bence yarın da aynı olacak. Öbür gün de aynı olacak. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Toplamda 9 puan ulaştınız Rukiye Hanımcığım. Elinize kolunuza sağlık. Aferin. Heyecanlı ve güzel bir gün geçirdik. Bize de güzel kesinlikle. Bir anı oldu. Her şey için teşekkür ediyorum. Ve yarın kimin evindeyiz?
Benim. Oo, Meral Hanım'ın. Evet, yarın Meral Hanım'ın bekliyorum. Günü. Herkes dedi ki gününü oynuyor, gününü oynuyor. Meral Hanım yarın temizliğiyle, yemeğiyle bize kendini... Oynaya oynaya gelin. Hadi bakalım, kendini ispatlayacak. Yarın aynı saatte Fox ekranlarına görüşmek dileğiyle. Şimdi Rukiye'nin hem temizliğine hem de hamaratına puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle hanımlar. Evet, Rukiye Hanım'ın eline koluna sağlık. Bugün çok heyecanlıydı. Bazı şeyleri heyecanından dolayı yapamadı. Temizlik konusunda program için bayağı hazırlanmış ama eksik kalan yerleri vardı. Özellikle plastik doğramalar neden Rukiye'nin dikkatini çekmedi çok merak ettim. Banyo kapısının üstünde de eksikler vardı. Aspiratörün kenarındaki yağlı yerleri silmeyi unutmuştu. Eline koluna sağlık diyorum. Yemek konusuna geldiğimizde ise Rukiye'cim, ben senden çok güzel bir performans bekliyordum bugün. Ama maalesef ki biraz heyecanına yenik düştüm. Olabilir diyorum ve şimdi sana puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.